İyi akşamlar değerli takipçilerimiz, değerli hemşerilerimiz. Evet, adaylar konuşuyor canlı yayın programımıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, bugünkü muhtar adayımız, şu anki Osmanköy mahallemizin de aynı zamanda muhtarı ve adayı Emin Kutlu ile birlikteyiz değerli takipçilerimiz. Evet, sosyal medya dedik, sosyal medyanın önemini vurguladık geçtiğimiz programlarda. Biz Nallıhan Has Medya olarak, Nallıhan Has Haber olarak biz muhtarlarımızı her zaman burada ağırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz gerçekten. Onları tanıtıyoruz, onların hayallerini, onların vaatlerini bu ortamda sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Evet, biz tekrar merhabalar diyoruz. Merhabalar Osmanköy halkı diyoruz efendim. Osmanköy benim de köyüm sayılır. Buradan kucak dolu selamlarımızı yolluyoruz. Efendim, evet, Emin Kutlu dedik efendim. Şu anki mevcut muhtarımız Emin Kutlu. Merhabalar efendim, hoş merhaba, geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz efendim. Osmanköy, tabii bilmeyen yoktur. Osmanköy'ün bir hikayesi var değil mi? Ben mi anlatayım, siz mi anlatırsınız hikayesini? Adı nereden geliyor? Hikayesini siz anlatın. Ben mi anlatayım? Evet, zamanında Osman Bey, bölgede Osman Bey diye bir yaşarmış. Pardon, bir hükümdar yaşarmış. Oğlu Osman bir fidan veriyor. Bu fidan kavak ağacı fidanı. Bunu diyor uygun bir yere dik diyor. Osman da alıyor fidanı. Dikiyor ama biraz eğri dikiyor değerli izleyenler. Sonra babası bakıyor. Biraz eğri görüyor. Eğri. Diyor ki oğlum Osman kavak eğri. İşte bu üç köyümüzün ismi buradan kaynaklandığı söylenir. Tabii bu bir söylenti halk arasında. Abi, ne derece doğru abi bilmiyoruz. Evet, biz tekrar merhabalar diyoruz size. Evet, Emin Kutlu kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Emin Kutlu 1963 yılında Osmanköy'ünde doğmuş. Evet. İlk ve ortaokulu Osmanköy'ünde okumuş. Ondan sonra çalışma hayatına başlamış. Hı hı. Eskişehir'de köy hizmetlerinden Tarım İl Müdürlüğü'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmış bir kişi. Evet efendim. Şu anda mevcut muhtarsınız. Evet. 2019 yerel seçimlerinde göreve geldiniz. 5 yıl bitmek üzere. Evet. Mart'ta dolacak. Osmanköy kaç hane efendim? 270-280 hane. Evet. Nüfus olarak sizden bilgi alalım. 300 nüfusa sahip diyorsunuz. Peki seçmen sayısı ne kadar o konuda bilgi alabilir miyiz? 38. Evet. Muhtarım biliyor sayıları zaten. Evet, şu anda önümüzde yerel seçimler var. Evet. Tabii haliyle demokrasinin gereği de adaylarımız olacak. Haliyle. Bu göreve talip olmak isteyen. Evet. Siz tabii 5 yıllık bir deneyim var. Haliyle biz 5 yılımızı tamamladık. İkinci bir 5 yılı köylülerimizin teveccühü daha istiyorsunuz. Evet. Şu an diyorsunuz ki çıraklık bitti. Ustalık dönemi başladı. Ustalık dönemine başlayacağım diyorsunuz. Evet. Peki efendim ilk muhtarlık görevine geldiniz geçmiş dönemde. Sizce en büyük sıkıntı Osmanköy'de neydi? Neleri yaptınız? Neleri yaptık? Evet. Şimdi bunlar saymakla biter mi bilmiyorum ama ben burada bir liste çıkarttım. Tabii bize sıralayın böyle. Evet, sıralayın. Tamam. Tek tek okumak istiyorum. Tabii, resimleri buyurun. De var. Buyurun. Resimleri de var. Tamam. Şimdi fırınların ilk geldiğimiz dönemde bayanların sıkıntı çektiğini gördük. Evet. Ekmek yaparken biz haliyle ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Evet. Köyde. Evet. Fırınların ışık ve fayansla yapılmasını sağladık bütün fırınların. Elektrik direklerinin değiştirilmesi sık. Peki burada resimlerde var mı? Onları da böyle göstererek. Direkleri devam edelim. Fırınlarımız var. Evet. Elektrik direkleri yenilendi diyorsunuz Osmanköy'de. Yenilendi. Bu 5 yıllık geçtiğimiz süre içinde. 5 yıllık geçtiğimiz süreç içinde elektrik direklerini değiştirdik. Evet. Kadastrol yollarını biçer geçmiyordu. Onların genişletmesi çalışmasını yaptık. Kadastro yolları genişletildi. Evet. Şu mesela fırınların Osmanköy'e
fayans özel aydınlatılması olan fırınların aydınlatma ve fayans işleri yapılmış. Ben göstereyim böyle. Görüyorsunuz. Bu muhtarım döneminde yapılan bir hizmet. Evet. Hizmet. Siz şimdi, bunlara göre konuşun. Elinizdeki dökümana göre konuşun. Elimizdeki mesela burada göre, burada ne yapılmış? Selektörü başka bir köye gidiyordu. Evet. Selektör. Selektör. Geldi köye. Yok, vardı zaten. Vardı. De, yani millet sırtıyla taşıdığı için evet, zor oluyordu. Böyle bir havuz sistemine geçtik. Evet, havuz sistemine geçilmiş. Bu da bir hizmet diyelim. Hemen şöyle işte, buraya koyalım. Şu da camimizin halılarının değiştirilmesi. Evet, cami halıları, cami halıları değiştiriyor değişti muhtarımız. Cami halıları değişmiş. Osman Köylü vatandaşlar da bilir bunu. Biz dışarıdaki Osman Köylüler için gösterelim. Muhtarım hazırlık yapmış gerçekten. Evet. Yaptığı çalışmaları fotoğraflandırmış. Sizlere aktarıyoruz burada. Evet. Bu da arşivimizin boyası, çatısı, içindeki mutfak dolabı, fayansı evet, gibi. Nallıhan'dan Eskişehir yönüne giden vatandaşlar. Osman Köy'de bir mola veririz zaten. Bir çay evet, içerler. Orada hemen giderken evet, solda bir aşevi göreceksiniz. Değil mi efendim? Aynı zamanda evet, şehidimizin adı verilen Ömer Armağan aşevi. Şehidimizin aşevi. Burada düğünlerde, cenazelerde, mevlütlerde yemek bu dağıtılıyor. Aşevi sürekli kullanılıyor efendim evet, faaliyette. Evet. Şu da kahvehanemizin evet, şu anda mevcut tamam, kahvehanenin tamamlanmamış şekli. Tamamlanmış. Henüz çalışmalar devam ediyor o zaman. Yok, tamamlandı. O da tamamlandı. Evet. Evet. Fotoğrafları da getirmiş muhtarım. Biz buradan şu da bizim şifalı su dediğimiz Deli Oğlan Pınarı'nın Deli Oğlan Pınarı'nda şifalı bir su var diyor muhtarım. Burada fotoğrafında gösteriyorum sizlere. Peki nasıl bir su efendim bu? Yani kanıtlandı mı onun şifalı olduğu? Kanıt, yani vatandaş olarak biz yani kendimiz biliyoruz. Siz kendiniz ya, biliyorsunuz kendimiz şifalı olduğunu. Şifalı evet, olduğunu. Evet. Şey olarak bilmiyoruz yani tabii, ölçüm olarak. Vatandaş bunun tadını biliyordur değil mi efendim? Tadını biliyor. Evet, evet. Peki bunlar Büyükşehir tarafından yapılan çocuk parkları. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu tür parkları bütün köylerimizde yapıyor. Yapıyor. Evet efendim. Başka nelerimiz var? Camimizin çatısı önündeki. Evet. Camimizin çatısı. Görüyorsunuz bu düzenleme çalışması yapılmış ilgili belediyemiz tarafından. Hangi belediye efendim? Büyükşehir Nallıhan. Nallıhan Belediyesi. Nallıhan Belediyesi de buradan. Teşekkür ederiz o arada başkanlarımıza. Evet. Başka ne var böyle? Ya saymakla bitmez. Şimdi, saymakla bitmiyor. Bayağı şey var. Şimdi bayağı burada bir pazar yeri. Bu da kapalı pazar yerimiz. Evet. Artı düğün salonu yerimiz. Çoğu köyde yoktur değerli izleyenler. Osman Köy'de, tabii Osman Köy'ün kendine göre, kendi çapına göre evet, bir pazar hemen yolun pazar kenarında yer almaktadır. Burada çeşitli satıcılar gelir. Günlük geliyor mu efendim? Günlük gelir. Mesela ne gibi? Manavı gelir. Manavı gelir. Züccaciye. Kimisi gelir. Evet. Züccaciye gelir. Evet. Çeşitli şeyler. Bugün mesela şeyler vardı. Fıstık satmaya gelmiş. Fıstık kuru yemiş. Evet. Evet. Elbise satmaya gelmiş. Evet. Değişik değişik. Pazarcılar Osmanköy vardı. Ticaret yönden de hareketli bir köymüş. Sebze meyve satmaya gelenler geliyorlar. Vardı. Evet, civar köylerden, Eskişehir'den, Sarıcakaya'dan özellikle. Nallıhan esnafı da geziyordu efendim. Evet. Peki Osmanköy'ünde köy fırınları aktif mi efendim? Ekmeğini vatandaş aktif içiriyor fırınlarda. 5-6 tane fırınımız var, aktif olarak çalışıyor. Yani çoğu köyler şundan derim, çoğu köylerde vatandaşlar Nallıhan'dan götürüyor ekmeğini. Tabii genç nüfus olmayınca. Evet. Halde yaşlı vatandaşlarımız ekmek yapamıyor. Halen daha kendimiz ekmeğimizi evet, kendiniz yapıyorsunuz. Meşhur Osmanköy ekmeği diyelim. Böyle ortası delikli olur değil mi? Evet. Ortası delikli Osmanköy. Biz çocukluğumuzda biliriz. Çok yedik. Bu fotoğraf dikkatimi çekti. Bu inşaat hali. Cırcır Bunarı deriz. Oranın Cırcır Bunarı. Şöyle bir şey, yakın alabilir miyiz? Şu an çalışma mı var muhtarım burada? Yok, o tamamlandı. Tamamlanmış. Burada bir çalışma yapılmış. İnşaat hali olan. Hangi belediyemiz tarafından? Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyemize buradan teşekkür ediyoruz efendim. Hani köylere gerçekten tartışılmaz hizmetleri var. Gerek Nallıhan Belediyesi'nin, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin
tartışılmaz hizmetleri var. Bu da çayır bunarını. Bu da çayır bunarını. Seramikle, evet. Bu çayırda meşhur bir çeşme vardır değerli izleyenler. Osmanköy çayırı vardır. Hatta Osmanköy kazlarıyla meşhurdur. Değil mi efendim? Evet. Hala kaz var mı? Yok, şu anda yok. Şimdi bu çayırdaki çeşme, tabii bizim çocukluk dönemimizde, ben ortaokulu burada okudum. Çocuk döneminde bu çeşme farklı bir görüntüye sahipti. Şimdi farklı bir görüntü var. Farklı bir... Evet, bu çeşmenin suyundan çok içtik. İçtik. Evet. Hatta köyler arası futbol turnuvaları düzenlenirdi maçlar. Evet. Muhtarım da çok iyi oynardı. Evet. Çok goller atardı bize. Evet. Galatasaray'a her zaman Osmanköy'ü yenilirdi. Onu da söyleyeyim buradan. Bu da bizim evet. Kahvehanemizin bitmiş hali. Evet. Yol kenarındaki, köy için yol kenarındaki caminin şu an bitmiş hali. Modern bir kahve olmuş. Evet. Ben şunu tavsiye ediyorum. Burada çay yapan 35 yıllık. Ve mükemmel çay yapar. Çok güzel çay yapar. Herkese bekleriz. Evet. Çay iki içiyor. İki içen üçü içiyor. Gerçekten unutulmaz bir tadı var. Tadı lezzeti var. Lezzeti çayın. Tavsiye ediyoruz. Erdem kardeşimizin çayını içmeye diyoruz. Evet, muhtarım şimdi başka hizmetlere geçelim. Bunlar başka hizmetler. Sizin döneminizde yaptığınız hizmetler. Hizmetler o daha bitmedi. Geçtiğimizde tamam anlatın ben dinleyeyim size. Mesela tek tek okuyayım ben. Tamam. Akmayan kır çeşmelerinin borularının ve sularının kazılıp evet. Akmayan kır çeşmeleri vardı evet. Ormanda, çok, arazide. Hatta şurada bir arkadaşımız, evet. Birkaç tane arkadaşımız şey yapıyordu. Çeşmeyle uğraşıyordu. Evet. Mesela şu, mesela bu. Bunların hepsi yenilendi. Kır çeşmesi. Şu anda bu çeşmeler de yenilenmiş. Muhtarım söylüyor. Evet. Mesela şu. Aşağı köy bunları. Şöyle yakın 30, alalım. 30-35 yıldır akmazdı bu çeşme. Bu çeşme yaklaşık 35 yıldır yol Eskişehir yolu üzerinde akmıyordu. Şu anda akıyor. Akıyor şu anda. Evet. Burada ne kadar mutlu vatandaşlar. Bak görüyorsunuz değerli izleyenler şöyle. Çeşme. Yani su hayattır diyoruz. Evet. Damla damla aksa da su hayattır evet. Diyoruz. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Muhtarım bu hizmetler için. Ben şurada bir çalışma ederim. Var. Oradaki şeydeki çalışma. Evet. Siz devam edin. Hayvan sulakları. Bu da önemli bir evet. Konu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerimizin arazilerine hayvancılığa destek olmak amacıyla su arkları değil mi? Bir adda ne bunları? Hasan Bey bu deminki göstermiş olduğunuz şey vardı ya. Çeşme vardı. Çeşme evet. Vatandaşların şu. Bu çeşme. Şu evet. Çeşmenin. Evet. Oluk. Olukları. Tabii hayvanlar da burada faydalanmışlar. Ben şuna derim, Büyükşehir Belediye'miz de bu tür yerlere söylüyor. Çok özen gösteriyor böyle şeylere. Olukları mı dedi, teşekkür sulak mı dedi? Teşekkür ederiz bu arada Büyükşehir'e. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bayağı 5 yıla büyük hizmetler sığmış gibi Sayın Muhtarım. Şimdi evet, devam edelim. Hizmetlerimiz bitmedi. İsterseniz kararlı, şimdi köye geldiğimde kimse hani belki köydeki yaşayan vatandaş bunu bilmeyebilir ama evet. Dışarıdan gelen vatandaşlar bayramlarda, seyranlarda piknik yapacak alan arıyordu. Evet. Biz önemli. Karaçavuş Pınarı'nın yanına barbekülerimize koyduk. Telerbüyle çevirdik. Karaçavuş Pınarı da belki 50 yıldır akmazdı. Evet. Şimdi orayı da oranın resimlerine çekmemişiz. Hı hı. Onlar yok. Var. Evet. Karaçavuş yazıyor. Karaçavuş yazıyor. Bu nerede muhtarım? Tarif eder misin? Bu Eskişehir'e, Osmanköy'üne geçince Eskişehir yönüne giderken sol taraf. Solda. Köye yakın bir yer. Köye yakın bir yer. Şimdi bayramda gençler olsun. Evet. Ya dışarıdan gelen vatandaşlar olsun. Evet. Gidiyor orada pikniğini rahatça yapabiliyor. Yapıyor. Su da var. Su da var. Ne güzel. Su olmayan yerde zaten evet. Piknik olmaz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Mezarlıkların çevre tellerine tel örgüleri çevrilmesi. Bu aşağı yukarı Büyükşehir tarafından yapıldı. Evet. Aşağı yukarı her köye yapıldı. İyi veya kötü. Evet. Burada şeye teşekkür ederim. Mezarlıklara su getirin. Mezarlığa su geldi. Mezarlığa su. Daha önce yok muydu? Yolların kilitli taş ile kaplanması. Bazı yollar döşenmiş ama
birazı kalmıştı. Yine de var. Evet. Eksiğimiz. Evet. Onlar da en kısa zamanda görüşmelerimiz devam ediyor. Nalan Belediyesi tarafından. Oralarda taş döşenecek. Kilitli taş. Evet. İnşallah diyoruz. Şimdi köy içindeki yolların kilitli taşı kameralar takıldı. Evet. Köyümüzde öyle bir hizmet yoktu. Ben iktidara gelmeden önce. Çocuk parkı yapıldı. Az önce gösterdik evet. Bu tarafta. Gasilhanenin ve çocuk parkının etrafını ben tel örgüyle çektim. Bunu da Nallıhan Belediyesi yaptı. Hı hı. Köy konağının ve kahvehanenin dolapları ve zemininin asfalt karayüle kaplanması. Evet. Bunlara yaptırdık Nallıhan Belediyesi'ne. Aşevinin çatısı, boyası ve aşevine mutfak dolabı. Evet. Olmazsa olmazıydı. Bunu o da gerçekleşti. O da gerçekleştirildi evet. Nallıhan Belediyesi tarafından. Yeni caminin halısı, boyası, çatısı ve elektriklerinin elden geçirilmesi. Bu arada Osman köyümüzde iki tane cami var. Cami yani demişken. Şimdi, bir tanesi tarihi. Anlatır mısınız? Şimdi benim tepki gördüğüm nokta eski camiye biz bir tane çivi çakamıyoruz. Niye? Kültür varlıklarına bağlı olduğu için. Kültür varlıklara devredildi, devredildi o cami. Devredildi. Tarihi olmalı. Yıllarda yapılmış bu evet, zaten. Evet. Kurumlarına devredildiği için biz oraya bir hizmet verdiler çünkü. Evet. Onun için biz de valiliğe bir yazı yazdık. Nallıhan Belediyesi evet, tarafından. Tamam. Nallıhan Belediyesi valilik bunu işte Nallıhan Belediyesi'ni artık arıyor. Ödenek mi çıkarır? Evet. Veya ne yapacaksa bir şekilde bir tekrar aslında uygun bir şekilde restorasyonunu valilik yapacak. Güzel bir haber gerçekten. Osmanlı Köyü'nde bir yapacak. Değer burası, tarihi bir değer. Girişimleri ne yaptık? Hatta bir toplantıda Kaymakam Bey falan vardı. Evet. Aynı şeyi Kaymakam Bey de sordu İsmail Başkanımıza. O da bunu bu şekilde izah etti. Ben de burada bunu bu şekilde izah ediyorum. Evet. Peki Sayın Muhtarım, bu camilerde imam var mı? İbadet yapılıyor imam, mu? Bir tane imamımız var. İki cami de aktif kullanılıyor. İki cami aktif kullanılıyor. Bir tane imamımız var. Evet. Şimdi köylümüz bir de ben bir hoca daha istiyorum. Buradan? Buradan he. Buradan evet. Sayın müftümüz. Sayın müftümüz buradan evet. Duysun. Bir hoca daha istiyorum. Vatandaşın %99'u zaten yaşlı. Yaşlı. Köy mesafeli. Yani mesafeli neden? Cami, evet. İki cami evet. Arasında nereden baksan 300-400 metre veya belki bir kilometre yakın. Evet. Evet, evet. Bir mesafe o. Vatandaş tek hoca olduğu için oraya yürüyerek geliyor. Evet. Biraz zorlanıyor. Evet. Şimdi muhtarım, evet. Bu arada biz başta demeyi unuttuk. Evet. Özür diliyorum. Bugün 6 Şubat 11 ilimizi etkileyen bizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü. Yıl dönümü. Biz bu vesileyle bütün bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Beraber aynı zamanda bugün idrak edilecek olan Miraç kandilinde herkesin kutluyoruz. Osmanköy'ü ve Nallıhan'ın bütün İslam alemine Miraç kandili mübarek olsun. Mübarek olsun diyoruz efendim. Buradaki edeceğimiz dualar, bu akşam edeceğimiz dualarda bütün bu rahmetli olan deprem şehitlerimize gitsin diyoruz efendim. Biz tekrar buradan hatırlatıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah diyoruz efendim. İnşallah. Evet, cami konusunda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, şimdi ben hoca istiyorum. Yani... Tamam. Şimdi mesajlar geliyor Sayın Muhtarım, mesajlarımızı okuyalım. Nadir Atalan herhalde, Osmanköy'den evet. Nadir Atalan evet. Tanıyoruz. Selamun aleyküm, saygılar muhtarım, Osmanköy mahallesinden demiş. Saygılar, size. Hoş geldiniz. Evet, Arzu Kuru, Çayran'dan bir muhtar adayımız. Evet. Geçen onunla da bir canlı yayın programı evet. Gerçekleştirmiştik hatırlarsanız. Arzu'na buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hemen mesajını okuyorum. İyi yayınlar Hasan Bey, size ve muhtar adayı beyefendiye başarılar dilerim demiş. Teşekkürüm. Evet, Murat Deliktaş, yayın donuyor demiş. Şu anda yayın donması yok gibi herhalde. Sizden başa gelmedi, telefonunuza bir bakın. Sizin oradan kaynaklı olabilir Sayın Murat Deliktaş. Evet, yayın donuyor diyor.
Bilmiyorum, sadece Murat da ilk taştan geldi ama ileriki dakikalarda belli olur. Sıkıntı. Şu an yok mu da canlı yayın? Kameramanım söylüyor. Şu an donma yok. Tamam. Şu an donma yok Murat Bey. Baran Yücel. Kavakköy'ü muhtarımız. Muhtarım. Mahallesi muhtarımız. Hemen mesajını okuyalım. Bayram Bey. Selam. Öncelikle muhtarımız böyle bir fırsat sunumunda dolayı Has Medya ve moderatör Hasan Bey'e teşekkür ederim. Muhtarımız Emin Kutlu'ya da özverilerinden dolayı tebrik eder. Başarılığın devamını temen ederim. Yeni dönem içinde başarılar dilerim demiş Baran Yücel. Teşekkür ederiz. Kavak Mahallesi muhtarımıza buradan selamlarımızı. Onu da en kısa zamanda bu ortama bekliyoruz. Muhtarımızı da evet. Kavak Köyü'nde yaptığı hizmetleri anlatması için stüdyomuza bekliyoruz. Ondan bir tarih bekliyoruz tabii. Selamlar bütün Kavakköy halkına. Evet. Şimdi, devam ediyoruz. Şimdi su depolarını yenilettim. Tamam. İçme suyu. Evet. Depolarını. Su sıkıntısı yok diyorsunuz köyde. Su sıkıntımız yok. Şebeke suyu kullanılıyor. Şebeke suyu kullanıyoruz. Evet. Şimdi tarım gelelim farklı konulara. Evet. Osman Köy'ün şu andaki acil sorunu. Osman Köy mahallenin şu andaki acil sorunu. Başlattığınız evet, telefonları. Cep telefonlarının çekmemesi. Buradan bir giriş yapayım. Biz bunun girişimlerini yaptık. Evet. Hatta evvelki gün Bakan Bey'le görüştüm. Evet. Bir. Evet. En kısa zamanda takılacağını söyledi. Buradan dedi hani müjdeyi verebilirsin. Müjdeyi dedi, aldınız. Böyle. Evet. Müjdeyi aldım ben. Osman Köy'üne de müjdelerim yani. Bu konuda bir şey eklemek istiyorum muhtarıma. Nallıhan mahallelerin, kırsal mahallelerin özellikle uzak köylerimizde cep telefonlarının çoğu çekmiyor. Hatta Çavuşlar mahallemizde, Baraman mahallemizde bırakın cep telefonlarını, özel telefonlar bile, özel hatlar bile çekmiyor. Ev telefonları bile çekmiyor. Vatandaşlardan bir sürekli bu konuda talep alıyoruz. Hani haber yapar mısın? Çoğu köyümüze gittik, haber yaptık. Etkili oldu mu olmadı mı artık bilmiyorum. Gerçekten bir cenaze olsa, bir hasta olsa, bir sıkıntı, bir sorun olsa ne cep telefonundan ne de bu normal ev telefonlarından ilgili birimlere ulaşmak gerçekten zor. Biz buradan da muhtarın vesilesiyle, Osmanköy de buna dahil. Osmanköy'ü kendim bildiğim için çok verimsiz bir internet var internet. Burada. Çoğu yerde hat kopuyor. Çoğu yerde var. Değil mi efendim? Geldiler. İncelemelerini, ölçümlerini yaptılar. Evet, evet. Yaptıktan sonra biz zaten çekmediğini kanaatine getirdiler. Evet. Onun zayıf sinyal. Bizde sinyal bazı yerde hiç yok. Eski köy tarafında bilirsin sen. Evet, evet. Eski köy tarafında internet hiç yok. Sayın muhtarım, şimdi Osmanköy, Kavak, Eğri, Soğukkuyu, Kuruca oralar yakın birbirine. Evet. Oraların ortak kullanımına sunulacak bir verici, güçlendirici. Küresel bir verici takacağız dediler. Evet. Garip, küresel derken niye amaçladı bilmiyorum. Hani her operatörün evet. Vericisini mi takacaklar? Tam o teknik konuları bilemeyiz. Bilemiyorum. Bir mesaj daha gelmiş, okuyalım. Arzu Kuru demiş tekrar. Nallıhan'ın tüm mahalle ve köylerinde bulunan, halihazırda bulunan muhtar ve aday olacak herkes, Hasan Bey'in program vesilesiyle herkes kendi köyünü, mahallesini tanıtma ve sorunları konuşma şansı bulacaklar. Herkesin Miraç Kandili mübarek olsun demiş Arzu Hanım. Devrem zedeleri de unutmamış. Onlara saygıyla ve üzüntüyle andığını söylüyor. Rabbim tekrarını göstermesin. Türkiye'mizi her türlü afetlerden korusun. Mevlam tamam. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Farkındalık oluşturmak adına yaptığınız işi tebrik ediyorum demiş. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Arzu Hanım duyarlılığınız için diyoruz. Evet muhtarım. Şimdi Hasan Bey ben şurada yani kendime göre 9 tane köyün sorununu burada belirtmiş olduğunu getirmek istiyorum. Evet. Ki bir yeni caminin önündeki alanın taşları işte tuzlamadan dolayı, karayollarının tuzlamasından, belediyenin tuzlamasından dolayı evet. Taşlarımız eridi. Kilitli evet. Taşlarımız. Evet. Şimdi Mart'ın ilk haftasında yapılacağını söylediler yani Büyükşehir evet. Belediyesi. Şimdi Mart'ın ilk haftasına kadar bekleyeceğiz. Bekliyorsunuz Mart'ın ilk haftası. Yani. Pazartesi günü de Sayın
Başkanımızla da görüştüm, Serhat Başkan'la, evet. Serhat Sevgi'yle. Evet. O da dedi ki, biz yapacağız dedi. Mart'ın 5'ine belki hani kalmayabilir de. Evet. Mart'tan önce de o meydanın 1800 metrekare bir alanın taşının değiştirilmesi lazım. Acil. Yani. Osmanköy'ün meşhur meydanı vardır. Kahvenin olduğu yer. Biz orada yer. Her türlü etkinliğimizi orada yapıyoruz. Düğünler orada yapılıyor. Düğünler orada yapılıyor. Mevlütler orada yapılıyor. Evet. Yani bir araç geçti miydi yarım saat tozu iniyor. Toz oluyor ve kışında çamur oluyor. Kışında çamur oluyor. Evet. Bu tarım gerçekten şimdi, güzel dile getirdi. Evet. Şimdi bu tarz, bir de benim selektör talebimiz oldu Büyükşehir'de. Evet. Şimdi biz selektörü verecekler de bize. Bizim derneğimiz olmadığı için. Dernek kurulması şart mı? Şartmış. Evet. Veya dedi şöyle bir şeyde Ankara'da bir ilçeye, belediyesine Büyükşehir vermiş. Vermiş. Yani işletmesi büyük ilçe belediyesine ait. Evet. Biz de dedi, görüştük, aynı sistemi biz de yaptıralım. Dallan Belediyesi ile Sayın Serhat Başkanımızla evet. Şey yaptık, evet. Görüştük. O da dedi ki, bize verin, binasını da ben yapayım. Tamam. Selektörü ben kurayım, ben işleyeyim. Tamam. Yani böyle bir talebimiz oldu. Oldu. Artık şu an ne durumda? Ne durumda olduğunu artık İnşallah. Büyükşehir verir de bekliyoruz yani gelişmeleri. Modern bir selektöre gerçek ihtiyaç olur. Var. Yani köylerimiz ihtiyacı var. İhtiyacımız selektör. Var. Orada bizim şimdi kavak kullanıyor, eğri kullanıyor, sokkuyu kullanıyor, büyük köyler kullanıyor, evet. Belen alan kullanıyor. Evet. Aşağıyı Yenice kullanıyor, kuzucular kullanıyor. Evet, evet. 1960'lardan kalma bir tane selektörümüz var. Çok eski. Çok eski. Hangi çağda yani şu an? El attığımız zaman elimizde kalıyor. Evet, evet. Evet muhtarım, selektör konusunda değindik. Daha önce Osmanköy tabii daha nüfus daha kalabalıktı. Ben hatırladım. 500-600 kişi evet. Yaşardı o zamanlar. Bizim ortaokul döneminde. Tabii orada ortaokul vardı. Ortaokul vardı. Değil mi efendim? Bizde, ben de kendim vardı. Orayı bitirdim. Kavakköy'den oraya yürürdük biz. Tarla ocağı vardı. Tarla ocağımız vardı. O zamanlar. Aktif de kullanılıyordu. Ve en büyük Osmanköy'ün özelliği de şu anda bir yapılaşma var. Osmanköy'de evet. Yeni yapılaşma geri, var. Geriye dönüş. Ondan biraz bahseder misiniz? Yani ne durumda yapılaşma? Yapılaşma hızla devam ediyor bizim köyde. Biz yani Eskişehir'e giderken hemen köyün sağında sağ tarafı. Modern evler vardır. Eskişehir'de göremediğiniz, evet. Büyükşehir'de göremediğiniz villa tarzı evler görüyoruz. Evlerimiz var. Tabii geriye dönüş dediniz. Bu geriye önemli. Dönüş. Emekli olan, emekli olan köyüne geliyor. Köyüne geliyor. İşte kalıyor. İstediği kadar işte yaz günü. Bahçesi de vardır, tarlası bahçesi, da vardır. Tarlası var. Oyalanacağı bir iş yani var. Çiftçilikle evet. Uğraşıyor. Genellikle. Evet. Yani ufak da olsa bir tabii. Eğlence. İnşallah köylerimize az önce dediğimiz yatırımlar gelir. Tabii göç daha kolaylaşır. Köyde var. İmkan olacak ki. Bekliyoruz işte. Her resmi yaş grubuna. Bunlardan böyle bunlar taleplerimizi yaptık. Evet. Bunlar evet. Benim şimdi hepsinin şeyine müracaatını yapmışım. Evet. Takibini yapıyorum. Şimdi bizim evet. Orada şimdi yeni yerleşim yeni yapıldı. Evet. 52 tane arsa satıldı. Toplam 52 tane. Yani şu anda 52 tane arsa satıldı. Peki yeni şu anda sattı. Şu anda Osmanköy'lü değil veya Nallıhanlı değil. Atıyorum. Kütahya'dan bir vatandaş gelse talep edebilir mi? Oturabilir. Arsayı alabilir. Alabilir. Aynı büyük şehirlerde olduğu gibi, kasabalarda olduğu gibi. Maliyiz artık. Tabii. Şimdi yapma deme şansı. Arsayı alır, evinde çok. Yapabilir diyorsunuz. Hani bir şart yok diyorsunuz. Köyde ikamet etme yok. Şartı yok. Yok. Ben bile alabilirim değil mi? Sen bile alabilirsin. Gerçi benim de köyüm, ben alabilirim yani Osmanköy'ü. Sen alırsın, senin yerin daha vardır önce, zaten. Evet, evet. Osmanköy gerçekten gelişiyor. Her yönde bir de ana yolun geçmesi Eskişehir, oraya bir hareket katıyor. İşte Ankara, gerçekten. Eskişehir bağlantı yolunun evet. Bizim köyün içinden geçtiği için köyümüzün değeri yani biçilecek gibi değil. Şimdi sen dedin ya biraz evvel dışarıda evet. Bir arsaya 70-80 bin liraya satılıyor. Şimdi Gavak'ta veya Eğri'de 70-80 bin liraya 500 metrekare yeri almaz adam. Tabii. Ama bizim köyde alıyor. Neden? Bir hareket var. Bir hareket var. Ben şunu vurgulayayım.
Yani bir sanayi tesisinin olması, bir yolun geçmesi. Evet. Çok önemli o yerleşimleri için. Oraya bir ekonomik değer katıyor. Oraya bir hareketlilik katıyor. Şöyle bakalım. Sarıyer mahallemizde bir baraj var. Orada bir şu an ekonomik hareketlilik var diyelim. Çayıran'da tesislerimiz var. Evet. Orada nüfus kalabalık. Orada bir hareketlilik var. İşte Yenice mahallemiz mesela. Orada bir sebze üretimi geniş. Orada işte kabız mal geliyor, halıcı geliyor. Çamalan'da öyle. Tekirler Çamalan öyle. Kuzucular öyle. Bir hareket katıyor oraya. Osmanköy'de de hani tahıl olsa bile o yol hareket katıyor. Oradan geçiyor. Bizim sadece hani suyumuz olmadığı için, iklim şartları uymadığı için sadece arpa buğday. Evet. Tamam, yol demişken Osmanköy'de böyle gezilecek yerler var mı turizm açısından? Yani sizin tavsiye edebileceğiniz. Ormanımız var. Sarımeşe. Ormanlarda sarımeşe var. Mantar çok olur orada kanlıca. Evet. Sarımeşe var. Evet. Kaba mevki var. Karatepe tarafı var. Evet. Gezilebilecek. Hı-hı. Evet. Çalçukur diye bir mevkimiz var. Çamalan'la Osmanköy'ün arasında bu bölgeye, o ormanda gezinti yapılabilir. Evet. Yani Deli Olan Pınarımız var. Deli Olan Pınarı. Deli Olan Pınarı. O nerede? Bir tarif eder misiniz? Ben de bilmiyorum. Şimdi Osmanköy'üne varmadan sağ tarafta yol girişimiz var. Yani trafo var. Evet, sen evet, evet. 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 Oradan aşağıya doğru indin mi? Deli Olan Pınarı'na zaten yolu açık. Evet. Her türlü araçla gidilebilir. Tamam. Piknik yapılabilir. Yani Osmanköy'e gelmek isteyen, Nalan'a gelmek isteyen vatandaşları davet edebiliriz. Davet ederiz. Olarak, değil mi? Hem sakindir, öyle kalabalık ortam olmaz. Yok, yok. Değil mi? Kafa yani, dinleme yeri. Çadırını vuracak. Orada 3-5 gün kalacaksın. Su da var. Sağlığına da kavuşacaksın. Oo, ne güzel, ne güzel. Şifalı dedik ya, biraz evvel resmini de gösterdim. Evet, evet. Şimdi mesajlar geliyor, okuyalım. Mustafa Ünsal. Tüm muhtar adaylarımıza girmiş oldukları demokrasi yarışında başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Yılmaz Toptaş, geçenki muhtar adayımız, Ala Mahallesi'nin değerli muhtar adayı Yılmaz Bey. Selamlarımızı gönderiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Has Medya'ya konuğunuz olan muhtar adayına başarılar diliyorum. Selametle demiş. Teşekkür ederiz. Kemal Arslan ne demiş? Nallan Has Medya'nın yapmış olduğu bu işi önemli görüyorum. Çünkü her adayımız kendini ifade etme şansı buluyor. Bizler de her adayın samimiyetini sizin sayenizde görmüş oluyoruz. Evet, gerçekten muhtarımıza samimi. Teşekkür ederiz. Kemal Arslan devam etmiş. Hasan Bey, sizi de konuk koltuğunda görmek isteriz demiş. Vaatlerinizi merak ediyoruz demiş. İnşallah muhtarlarımızı ağırladıktan sonra bütün muhtarlarımızı ben de en son siz. En son 11 ortalara doğru beni de bu koltukta, burada değil de bu koltukta görebilirsiniz inşallah diyorum. İnşallah. Nasipse diyoruz, kısmetse diyoruz. Evet, devam edelim. Osmanköy'ümüzün geçim kaynağı nedir Sayın Muhtar? Köyümüzün %90'ı zaten emekli. Emekli. Yani genelde emekliler var. Arpa buğday, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Uğraşıyoruz. Büyük baş, küçük baş. Evet. Başka da bir gelirimiz yok. Bir de vatandaş hani böyle bahçesinde ufak tefek kendi yiyeceğini, ihtiyacı kadar masrafını çıkartıyor. Evet, evet. Genelde arpa buğday ekimi oluyor. Bostan ekeriz. Bostan. Kavun karpuz. Evet, ben çocuklukta hatırlıyorum. Ekeriz. Evet, karpuz. Böyle küçük karpuza cırık, cırık deriz. Evet, cırık deriz. Cırık. Evet. Muhtarım bir de tarımdan açmışken hayvancılık nasıl gidiyor? Küçük baş sayısı, küçük başla uğraşan vatandaş var mı? Başla uğraşan 3-5 tane vatandaşımız var. Aşağı yukarı 1000'e yakın bir küçük başımız var. 1000'e maşallah. Evet. 1000'e yakın küçük baş hayvan var Osmanköy'de. Artı büyük baş hayvancılık yapan. Çıkar bir 700-800 de büyük baş çıkar. 1000'e yakın da büyük baş çıkar. Fazla işlenin de var doğal ortamda. Biz haberini yapmıştık. Hatta o haber YouTube'da tıklama rekorları kırdı değerli izleyenler. Evet. Fazlı'nın yetiştirdiği o siz hayvanları. Siz de bir çekim yaptıydınız. Çekim yapmıştık. Şu anda hala izleniyor. Hala mesajlar geliyor. Belki kendisine de geliyordur. Bizim Has Haber kanalında sürekli mesaj gelir. Evet. Fazlı Bey'i tebrik edenler var burada. Gerçekten zaten bu sayının da hemen hemen %40-30'u onun. Onun. Değil mi? 350 yani, evet. Tanesi onun. Yani Osmanköy'de hem küçük baş hem büyük baş hayvancılık. Büyük baş hayvancılık kendi çapında yapılıyor. Evet, evet. İhtiyacına karşılayacak şekilde. Evet.
Peki genç nüfus var mı? Genç nüfus yok desek yok, değil mi? Diyelim. Sadece düğünlerde, yani bayramlarda. 50'nin evet. Üstünde diyelim. Evet, evet, evet. Evet, biz Osmanlı köyün gezilecek yerlerinde çeşmelerini muhtarım anlattı, ormanlarını anlattı. Bir de Osmanlı köyün, ben çocukluğumda hatırlarım, Sakarya Nehri'ne yakın olması. Evet. Bük dersiniz, ezgenler dersiniz. Ezgenler, ben hatırlıyorum bunları. Şu an oralar kullanılıyor mu? Yok, kullanılmıyor. Vatandaşın su altında istimlak kaldı. Oldu herhalde. İstimlak oldu. Baraj, evet. Yenice Barajı'nın altında kaldı. Eskiden bütün Osmanlı köylülerin orada. İncirimiz, üzerimiz. Evet, hatırlıyorum. İşte Zerdalimiz. Zerdeli deriz. Zerdeli. Evet. Köy diliyle Zerdeli. Evet, Zerdeli deriz. Zerdalimiz. Evet. Hatırlıyorum. Temin ederdik kışlık yiyeceğimizi. Evet, hatırlıyorum. Organik böyle incirler. Evet, evet. Değil mi efendim? Hatırlıyorum. Sakarya Nehri'nin kenarında Osman Köy'den birçoğunun bahçesi yeri var, yeri vardı. Hatta var. Küçük turluk derdik evet, biz onları. Turluklar da bazen birkaç tane kaldı. Daha duruyor. Duruyor. Karşıdan görüyorum duruyor ben. Duruyor da. Evet. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Geçen evet. Sene benim halam kayboldu. Halanız kayboldu. Halam mantar zamanı işte böyle sarı meşede. Evet. Halam kayboldu. Gece sabaha kadar bir de yağmur yağıyor akıllara evet, zarar. Evet. Su gibi olduk. Hı-hı. Sabaha kadar aradık bulamadık. Evet. Barajın kenarına gittik. Hı-hı. Vatandaşlar işte barajın kenarına biz ormanı arıyoruz. Barajın kenarında o dediğiniz turlukta gecede sabahlamış. Hı-hı. Oradan evet. Aldık halamı. Oraya gitmiş. Oraya gitmiş. Oo. Ters gitmiş. Yaz günü müydü? Yok kış günü. Kışın. Kışın. Donmamış mı oralarda mutlarım? Turlukta. Değil mi? Turlukta. Ateş mi yakmış? Şimdi kibrit bırakmışlar. Su bırakmışlar. Evet. 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 Gelen giden olur gibisinden. Odun evet. Bırakmışlar. Evet. Onları yakmış. Hı-hı. Yatmış. Sabahleyin gittiğimizde oradaymış. Kayıkla karşıya atlattık. Bu tarafa kadar getiremedik. Evet. Evet. Evet, sevgili Osman Köylüler, mesajlarınızı bekliyoruz muhtarımıza. Sorularınızı bekliyoruz. Sorabilirsiniz burada. Murat, talepleri vardır, istekleri vardır. Fikirleri olabilir, talepleri olur. Murat Deliktaş, iyi yayınlar Hasan Bey. Muhtarıma da başarılar dilerim demiş. Teşekkür şu an geldi Murat. Yeni muhtar düşün. Evet, şu an izleyen Osman Köylü vatandaşlarımız vardır. Özellikle Osman Köylüler Gebze'de. Değil mi çoğunluk efendim? Gebze'de. Sanki Gebze'de bir mahalledir. Ankara'da, İzmir'de. Her yerinde var ülkenin. Ülkenin her yerinde. Ama özellikle Gebze'de. Gebze'de çok var. Genelde Gebze. Neden Gebze? Bir sebebi var mı? Neden Gebze? Sanayi şehri. Köyümüzde hani deminden dedik ya kırsal kesim. Evet. Yani bir üretim amaçlı bir şeyimiz yok. Arpayla buğdayla bu işte yürümüyor. Arazimiz evet. Kısıtlı. Şimdi biri gitmiştir oraya. Köylü vatandaşın evet, biri. Sonra gitti. Onu çağırdı. Arkası, onu çağırdı. Sanayi bölgesi olunca herkes orayı talep biraz daha oldu. Fazla oldu. İşte Eskişehir'de var. Genelde Eskişehir'de var. Genelde de ikinci, Eskişehir'de var. İlk bir numara Gebze. İkinci Eskişehir, Eskişehir değil mi efendim? Üçüncü diğer iller artık. Evet evet. Nalan'da da çok Osman köylü var. Değil mi burada? Var. Var. Evet. Var. Gerçi hep Nalan'ız ama merkezde yaşayan merkezde diyelim Osman yaşayan köylü. Köyü. Evet. Şimdi telefonlar konusuna değindik. Nereye geldik? Şu anda kaynak suyu kullanılıyor değil mi bazı çeşmelerde? Evlere getiriyor musunuz? Kullanıyor musunuz? Yok, çayı, evlerde çayı. Şebeke suyu. Yok yani özel içmek için. Çay içmek için. Çay evlerde, güzel olur bazı sular. Caminin, yeni camimizin önünde evet, bir çeşme. Evet orada var. Şebeke evet. Değil değil mi o? Şebeke değil o. Doğal su. Evet. Cazibeli su. Çayı çok güzel olur. Kahveci de oradan alır yapar. Anlaşıldı çok... Erdem Bey çayın formülü. Kahvenin kalitesi. Evet. Çayın evet. Kalitesi o sudan geliyor. Evet anlaşıldı. Ayhan Demiray, Hasan Bey iyi yayınlar başarılar. Muhtarıma selamlar demiş. Biz de selam ederiz. Evet, cami konusuna değindik. Camimiz en kısa zamanda Kültür Varlıkları tarafından belediyemize evet, yaptırılacak inşallah. Evet, çocuk parklarına bahsetmiştik az önce. Fotoğraflarını gördük. Peki kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Çocuklar tarafından bayramlarda, var. Düğünlerde. Var. Düğünlerde, bayramlarda zaten iki tane çocuk parkımız var bizim. Hı hı. Evet. İkisi de kullanılıyor. Evet. Peki muhtarım Osman Köy'de az önce bahsettik pazar yeri dedik. Gerçekten hani bu pazar yerinde sizin tarafınızdan kontroller yapılıyor mu fiyat açısından? Yok. Fiyatlar. Yani vatandaş
vatandaş yani şimdi Nallan'dakiyle kıyaslama yapıyor. Genelde köydeki biraz daha hesaplı oluyor. Köydeki hesaplı oluyor. Köydeki hesaplı oluyor. Onun için ya Nallan'da diyor ki portakalı 15 lira, burada 13 lira. Şu açıdan dedim, hani Türkiye'nin her yerinden satıcılar geliyor Osmanköy'e. Denetim yani muhtarlık tarafından veya başka birim tarafından yani son kullanma tarihleri bakılıyor mu? Bunlar denetleniyor mu? Yok. O bakımdan dedim yani. Yok öyle bir kontrol. Çünkü köylü vatandaşımız... Ayda bir tarım ilçe geliyor işte. He. Tarım ilçeden gelip bak iki tane bakkalımız var bu arada. Evet. Onlara bir onlara bakıyor. Onlar yerleşik esnaf orada. Yerleşik esnaf. Ben seyyar satıcılar için kullandım. Seyyar satıcılarda böyle bir denetleme, kontrol yok. Yani evet. Evet. Onu merak ettim ben. Evet. Muhtarım eskilere gidelim biraz da. Osmanköy'de sportif faaliyetler çoktu bir zamanlar. Sizin gençliğiniz döneminde, bizim gençliğimiz dönemimizde. O yıllara bir gitsek böyle. Gidelim. Hatırladığınız bir anı var mı? Unutamadığınız. Bir maç olur, bir olay olur. Maç şöyle. Şunu anlatayım. Evet. Bir gün siz geldiniz. Kavakköy Spor. Kavakköy. Evet. Kavakköy geldi. Evet. Sizi yendik. Evet. Arkadan Eğri geldi. Eğri'yi yendik. Evet. Arkadan Guruca geldi. Guruca'ya arka arkaya geldi. Aynı günde değil değil mi? Aynı gün. Efendim aynı gündeymiş. Aynı ben gün. Aynı farklı gün. Günlerden yani zannediyorum. Evet. Yani iki maç yapmadık mıydı? Günde yani maç yapmış saymıyor kendimizi. Evet, evet. En az iki maç. Kendi aramızda paylaşırdık. O zaman kalabalık. Yorulmuyordunuz yani. Yorulmuyorduk. Evet. Evet. Yani kendi aramızda iki takım oluşturuyorduk. Kimse yani siz durmadan spor. Yani, boş oturmak yok. Devamlı spor yapardık. Evet, orada gerçekten köylü vatandaş da izlerdi. O çayın etrafına otururdu. Stadyumumuz yoktu ama Osmanköy stadı işte orası vardı. Yani çok güzel çayır hala duruyor yerinde. Şimdi o direkleri yapmak için rahmetli Ali Önder vardı muhtar. Evet. Ali Önder rahmetli analım bu arada. Allah rahmet eylesin. Şimdi muhtarımız da okulun bahçesine de bu su borularını değiştirmişler demir. Hı-hı. 63'lük mi 75'lik mi artık kaçlıktı bilmiyorum. 3 tane mi 4 tane direk çaldık biz. Evet. Kale direği yapacağız. Direği çaldık, götürdük. Arkadaşın abisine kaynattırdık, getirdik, gömdük. Muhtar geldi. Evet. Bir bakıyor ki boruları yok. Bize bir sopa. Evet. Yani o top oynamanın cezasını sopa değil. Sopa yediniz. Sopa yedim. Spor aşkı. Değil mi efendim? Evet. Spor aşkı. Velevle oynardık. Bunu unutamadınız. O demir direğe çalma olayını unutamıyorsunuz. Hafıza da hala. Çünkü evet. Ceremesini çektik yaptığımız hatanın. Evet, İstesek evet. Belki adam... Ama siz hani iyi bir amaç için çalıyorsunuz. Bir spor evet. Yapmak için çalıyorsunuz değil mi? Burada bir şey... Spor oynamak için çalıyorsunuz. Tabii yani. Bir kalemiz aydalı, olsun. Etkinlik. Eskiden taş koyardık. Evet, evet, evet. Sağlı sollu. Evet. İki taşın arasında yok bir de kavga ederdik. Yok evet. Goldü, yok dışarıdan gitti. Ama direk olduğu zaman evet. Nereden gittiği belli oluyordu. Evet. Dışarıdan, evet. Dışarıdan mı? Evet. Değerli takipçiler, biz hani aynı zamanda aralarda da böyle sohbetlere gidiyoruz. Hep hizmet anlattı zaten muhtarımız. Arada biz bir geçmişe gidiyoruz değil mi muhtarım? Şimdi geçmişe... Hasan Bey, benim yapmak istediğim, girişimlerine yaptığım burada daha benim çok işim var. Tabii özetlediniz siz. Şimdi... Evet. Ha şu anda neler yapmak? Onu konuşalım isterseniz. Bunu, şu anda vaktimizde 15 dakikamız var. Sondaj istedim. Sondaj ile seracılığın yapılabilmesini sağlamak amacıyla. Talepte bulundunuz. Talepte bulundum. Tamam. Girişimlerimiz de hala devam ediyor. Evet. Şimdi bir ihalesi yapıldı. Artık meclis kararından mı döndü? Evet. Nereden gittiyse bu iptal oldu. Anladım. Tekrar müracaat ettim. Geldiler. Zemin etüdünü yaptılar. İşte belirli bir mevki belirlediler. Dediler ki şurada su olur. Hı hı. Benim amacım sera. Şimdi aşağıda domates, biber biter.
Evet. Bizim orası başlar. Bizim oraya geldiği zaman da Turfan'da olur. Evet. Yani aşağıda adam 20 dönüm ekiyordur. Ben burada 5 dönüm ektiğim zaman Turfan'da fiyat farkı daha farklı olur. Evet. Yani aynı parayı kazanırız. Anladım. Ben buna böyle bir düşüncem var. Şu anda bir proje bu. Bir proje bu. Evet. Bunu gerçekleştireceğiz. Nasip olsa tekrar göreve seçilirsem diyorsunuz. Vatandaşları uygun görürse evet. Bunu şimdi bayramlarda Arife günü vatandaşlarımızla mezarlık ziyaretine gidildiği zaman dualarını rahat bir şekilde yapabilmesi için buraya ben kilitli taş ve bank alanı evet. Böyle bir dua alanı gibi bir yer yaptıracağım. Bunun banklarına da büyük şehirden istedim. Tamam. İşte ne başvurular zaman yapılmış. Başvurular evet. Yapıldı. Bunlar hepsi başvurular yapıldı. Yapıldı. Bunların evet. Hepsi yapıldı. Hı hı. Haftada bir gün olmak üzere pazar kurulmasına. Haftada bir gün Osmanköy pazarı projesi. Muhtarıma çıkıyor projeleri. Gerçekleştirmeye çalışıyorum. Evet. Yani özel bir gün Osmanköy'ün pazarcılar gelecek. Olur. Her cuma her gün gelmeyecek yani. Evet. Perşembe olur. Tamam. Pazar olur. Tamam. Yani bir şekilde bir gün belirleyip evet. Bunu Sayın Başkanımızla, Nalan Belediye Başkanımızla da bir görüşme İstişare yapacağım. Edip şimdi onun da yardımlarını tabii. İsteyeceğim. Tabii. Şimdi geçen köy konağının altına bölgeye hitap edebilecek şekilde şimdi yaşlandı. Ekmeklerimizi hani kendimiz yapıyoruz dedik ya. Şimdi herkes yapamıyor. Evet. 300 tanenin 100'ü yaparsa 200'ü yapamıyor. Şimdi bu o bölgede Kavak faydalanacak. Eğri faydalanacak. Soku kuruca derin evet. Alan ölçüler. Oraya evet. Bir köy kanalının altında boşluk bir yerimiz var. Oraya bir böyle bizim köyden veya başka bir yerden gelip de orada ekmek üretebilecek anladım. Bir fırın. Merkezi bir yer olacak. Markezi evet, bir yerde evet. Bir fırın olacak. Evet. Şimdi muhtarım isterseniz mesajlar gelmiş okuyalım. Oradan devam ederiz. Aydın Özçakıcı. Hasan Bey, Osman köyünde 3 aday daha var. Onlarla da röportaj yapın demiş. Ben her yayının başında zaten Aydın Bey bütün muhtarlarımızı davet ediyorum. Az önce de söyledim. Herkesi burada bekliyoruz. Fikirlerini söylemek isteyen, projelerini anlatmak isteyen her köyümüz için konuşuyorum. Mahalle muhtarlarımız, köy muhtarlarımız, köy demeyelim kırsal mahalle muhtarlarımız. Burada bekliyorum. Ne zaman isterlerse ben telefonlarımı reklamlarda koydum zaten. O telefon numaramı arayıp bir gün yazdırırsınız. Buraya gelip burada özgürce ifade edersiniz projeleriniz diye düşünüyorum. Aydın Özçakıcı'ya selamlar buradan. Telefonum var yayında. Efendim. Yine vereyim isterseniz 0546 229 77 83 nolu telefondan irtifada geçebilirsiniz. Benimle bir gün kararlaştırıp sıranızı alabilirsiniz. Epey talebimiz var. Bütün Osmanköy muhtarı adaylarımız da buraya bekliyoruz. Evet. Mesaj gelmiş Gökhan Demirçelik. İyi yayınlar. Yeni dönemde muhtarımıza ve diğer adaylara başarılar. Osmanköy'de köylerimizi bir araya getirebilmek için bir dernek kurulmasını teklif ediyorum demiş. Buradan muhtarımız ve sizin nezdinizde köylerimize sesleniyorum demiş. Bir yani dernek. Biz bunun girişimini yaptık ama evet. Vatandaş yanaşmıyor. Neden acaba? Yani sorduğunuzda ne diyorlar? Şimdi onlar bir kooperatif kurmuşlar zamanında işte birbirlerine kefil olmuşlar. İşte. He. Onların adısını çekiyoruz. Oradan bunun bir getirisi olur, götürüsü olmaz. Evet. Ne dernekler var ki? Aynen. Çok neler başarıyor değil mi? O yörenin kalkınması için. Hem sosyal, hem kültürel, hem ekonomik yönden derneklerin, kooperatiflerin, böyle STK'ların önemi büyük değerli takipçilerimiz. Evet. Serhat Soysal, Osmanköy muhtar adaylarına başarılar dilerim. Muhtarımıza selamlar demiş. Selam. Samet Ay Görmez, iyi yayınlar Eskişehir'den selamlar demiş muhtarıma. Muhtarım. Bizden de selam. Evet. Bizde bir şu konu var, onu değinelim. Osmanköy, tabii Nallıhan Eskişehir karayolu. Çok dert yaran var bu yoldan. Ben de gittim, çoğu haber yaptım. Bazı bölümlerde köstebek yuvasıydı.
gerçekten. Şunu yama çalışmaları yapılmış bazı yerlerde. Yama çalışması yapıldı. Yani. Ondan sonra tekrar. Geçen sene sıfırdan bazı yerleri evet. Kazındı. Bir ay sonra da yama yapıldı. Yani içine bunun denetlenmesi gerekir yani. Tabii. Ona ihaleyi alan yani bu konuda muhtarlar ödenmedi mi onu bilmiyorum. Evet, bu konuda hani Osmanköy olsun, Kavak olsun işte bu yolu kullanan çok Soğukkuyu, Kuruca var. Yenice var. Yenice var. Çamaran var, Tekirler evet. var. Ozan yani toplu var. Bir girişimde bulundunuz mu bu yol için? Yok. Yani yol biz gerçekten... Biz bir yere gelip de böyle bir girişim yapamadık. İşte bir dernek olsa, dernekler kurulsa. Dernekler kurulsa, STK'lar kurulsa. Evet. Mesela Eskişehir Sarıcakaya kadar yol yapılıyor şu anda. Evet. Bazı yerler tamamlanmış, bazı yerler devam ediyor. Yani bu yolun Eskişehir'den ta Nallıhan'a kadar, tabii bu tarafı karayolları farklı, o taraf farklı, sorumluluk alanı. Bölge değişecek. Bölge. Tabii yani inşallah bu yolda da bir çalışma yapılır diye düşünüyoruz yani. İnşallah. Bu yolu ben kullanan... Birkaç tane dilekçe verdim karayollarına. Evet. En son baktık bir cevap gelmedi. En son köy içine evet. Dedim çift yol yapalım bari. Geldiler, ölçtüler, biçtiler. Artık Osmanköy ne olur bilmiyorum. Çift yol oraya olur. Neden? Girişinden çıkışına tabii, kadar dedim. Her işte ilçelerde olduğu gibi. Bir orta refüj yaparsınız. Hem bir işleme çalışması olur. Tabii. Çünkü o yolda tehlike arz ediyor. Zamanında kazalar yaşandı. Değil mi efendim? Evet. Köy içinde kazalar da yaşandı. Vatandaşımız öldü. Araçlar süratli gidiyor oraya. Süratli bir, gidiyor. Bir kadın vatandaşımız, zamanında vefat etmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet dileriz kendisine. Amcamızın hanımıydı. Evet. O yolda bir düzenleme yapılması lazım. O konuda bir çalışma yapacak mısınız? Muhtar tekrar olsun. Girişimi yaptım. Yaptınız. Geldiler. Baktılar. Ölçüm oldu. Şey oldu. Ölçüm oldu. Gitti. Tamam inşallah. O da büyük yani proje. Yani en azından bir köyün içine. Evet. 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 İnşallah diyoruz. Muhtarım bir de şey diyeceğim. Şu soruyu soracağım size. Siz Nallıhan'a haftada kaç gün geliyorsunuz? Hiç gelmezsek iki sefer geliyoruz. En az iki haftada. Kere geliyorsunuz. Haftada. Hafta içinde tabii. Hafta içinde. Neden? Resmi kurumlarla istişareler. İstişaremiz devam ediyor. Bir kaymakamla sık sık geliyor musunuz? Kaymakam evet. Bey'le görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Köyün sorunları hakkında. Köyün sorunları hakkında olsun. Evet. Ne şekilde talepler yani böyle. İllakin hani bir talep olması gerekmiyor. Olacak. Şimdi bizim idare amirlerimiz de kaymakamımız olsun, belediye başkanlarımız olsun da bir muhtarları makamında görmek onları mutlu eder. Selam olsun. Çok mütevazı bir insan. Evet. Hani gittiğin zaman da evet. Ne kaymakamları gördük bundan önce. Sizlerin hani bu tür makamlara uğramanız onlar için de bir dopingdir yani Hayır. bence. Gitmeniz lazım. Hayır. Sürekli her Nallıhan'a geldiğinizde yani, vakit bulduğunuzda, kaymakam yani, müsait olduğunuzda, belediye başkanı müsait olduğunda de, evet. Yani bir sıkıntımız, bir derdimiz olduğu zaman illaki tabii. Gidiyoruz o da hoş karşılıyor. Şimdi şöyle sadece sıkıntı olduğu zaman da değil. Hatı sormak için de bir görünün. 5 dakika 10 dakika bir çay için gerek belediye başkanı. Onu yapmıyoruz işte. İşte. Belediye başkanlarımıza yapıyor. Tamam işte kaymakam aynı şekilde. Resmi kurum müdürlerimiz aynı şekilde. Onlarla iç içe. Çünkü muhtarlar bu kurumlar arasında köprüdür. Her zaman derim ben bunu. Evet. Bu resmi kurumlarımızın, belediyemizin gözü kulağıdır muhtarlarımız aynı zamanda. Gerek köy muhtarlarımız. Vatandaşın eli ayağı. Evet. O yüzden bu kurumları önemsemeliyiz diye düşünüyorum. İlişkilerimizi bu yönde geliştirmeliyiz. Her kamu kuruluşuna yani işim olsun olmasın giderim ziyaret ederim. Evet çünkü muhtarsınız resmi evet. Bir makamsınız. En azından bir çaylarına içer evet. Kalkar gelirim. Evet köyde Cumhurbaşkanlığı temsil eden makamsınız sonuçta. Evet. Bu tür devletimizin resmi kurumlarına uğramanız lazım. Makamımızın biliyoruz. Evet evet. Evet başka ne konular kaldı? Muhtarım senin var mı eklemek istediğin bir şeyler? Yani şunu da keşke deseydin diye. Şimdi şey var Hasan Bey. Buyurun. Dedik ya 52 tane arsa satıldı. Evet. Oraların altyapısını. Evet. Kanalizasyon ve yolu. Tamam. Elektriğe suyu. Evet. Şimdi
Bizzat kendim Ankara'ya gittim. Dilekçelerimi evet. verdim. Evet. Geldiler. İhalesi yapıldı. İhalesi yapıldı. Dediler ki Nisan'da başlanacak. Önümüzdeki Nisan. Bu, yok, evet. Bu Nisan'da değil. Geçtiğimiz... Geçen tamam, Nisan'da. Tamam, evet. Başlanacak dediler. Sonradan itirazlar olmuş. Bu da iptal oldu. Tekrar dilekçe verdim. Bakın bekliyoruz. Evet. Bunlara bir altyapılarının çalışmasını Büyükşehir'de. İnşallah büyükşehir bu beklentileriniz... Askim olur artık. Evet. İnşallah bu talepleriniz, kafanıza koyduğunuz, hedeflediğiniz bu hizmetler gerçekleşir. Tabii 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel mahalli seçimlerin bütün bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Dostluk içinde, kardeşlik içinde, kimse kimseye istiyoruz. Düşman olmadan. Çünkü her seçimin bir galibi var sonuçta değerli takipçilerimiz. Bu bir demokratik evet, yarış. Geri, evet. Herkes hani rakibine bir evet. Hırsla değil de bir yani dostane bir şekilde aynen. yaklaşması 30, lazım. Evet. 1 Nisan'da evet. Şimdi rakiplerime buradan ben başarılar diliyorum. Hep öyle demek gerekiyor zaten. Çünkü 1 Nisan'da veya 31 Mart gecesinde hep gene yüz yüze bakacağız. Evet, bir de bizim Ali Muhtar olur, Mehmet Muhtar olur, Emin Muhtar olur. Burada hiç... hani buralarda böyle metropol olan yerlerde hani yolunu değiştirebilirsin. Ama köyde her zaman. Köyde değiştirebilirsin. Her yerde. Kahvede karşısına çıkar. Camide çıkar. Camide yolda çıkar, çıkar. Meydanda çıkar. Arazide, tarlada çıkar. Her yerde çıkar. Yani geleceksin. Ne mutlarım. Özür dilerim. Öksürük geldi. Geçenki yayınımızda sizin azanız fazla içten. Evet. Azam değil. Azanız değil mi o? Azam değil. Tamam. Bir konuya dile getirmişti canlı yayında. Diyor ki hani bir mevzuat değişikliği olsa da o sıkıntıya biz de Azam Bey, biz de nasıl olsun diyoruz. Bir anlatın bakalım. Şimdi muhtar adayı çıkıyor. Evet. Mesela 4 kişiyiz. 4 tane muhtarın yanından bana benim yanıma aza geliyor. Adam bütçeyle yazılmış, benden fazla oy alıyor. Sistem öyle. Evet. Sistem öyle. Yani mevzuatın değiştirilmesi lazım. Şimdi ben 4 kişi, 4 de yedek 8 kişiyle çıkıyorsam ben bu 8 kişiyle kazanırsam bu 8 kişi de kazanan, benim azam olsun. Kazanan vatandaşın ki ya liste kazansın. O liste kazansın. Neyse yani o listede kim varsa azalar. O kazansın. Şimdi sağdan geliyorsun, soldan geliyor. Haliyle muhalif onlar. Yerini düşürüyor yani. Haliyle muhalif oluyor onlar. Yani muhalif o taraftan oluyor. Geldiği için. Değil muhalif mi? Oluyor. Şimdi yaşadım da gördüm de. Peki zorlanıyor musunuz böyle bir zorlanıyoruz. Hizmet yaparken veya bir konu anlatırken vatandaşa işte ben şunu yapacağım dediğinizde o azalar, dışarıdan gelen azalar yok, şimdi, engel oluyor mu size? Şimdi yok. Yok değil şimdi, mi? Şimdi geçenki dönem belki hani yerel yönetim yasası değiştiği için. Karar defteri vardı, imzalamayı biliyordu. İmzalamayı biliyordu. Şimdi öyle bir sistem olmadığı için şimdi muhtar tek evet. Başına da her işi yapıyor. Yapabiliyor. Evet evet. Yani azalar da bir sorumluluk yok, bir imza sorumluluk yetkisi yok. Yok. İmza yani yetkisi bir kararı de... değiştirme marifeti yok en azından değil mi? Yani ben evet. Atmıyorum kardeşim bu hizmet yapamazsın. Tarım ilçeye bir imzası var. Şimdi orası da şimdi ıslak imzaya geçti. Evet. Evet. Şimdi artık iletişim çağını yaşıyoruz. Şeyden her işini görüyor telefonda. Tabii şimdi bu yerel bir sorun yani değil. Azay da şey yapıyor. Evet. Ama dediğimiz gibi her aday kendi listesiyle çıkarsa tabii. Bunda o liste olsun yani, diyorsunuz. Evet. Yazılı kişiler seçilsin. Anladım. Ya biz hani yerel bir sıkıntı değil bu. Genel bir sıkıntı Türkiye'nin. Bir evet. Genel sıkıntısı bu. Ya bu iş belediyenin içinde geçerli. Evet. Belediye meclis geçerli. Üyeleri diyorsunuz. Meclis üyeleri aynı aza sistemi orada işte, da var. Aza sistemi orada da var. En çok üyeleri, oyalar. İşte A partisinden 20 kişi geliyor. İktidara gelen B partisi çalıştırmıyor. İşte bu da demokrasinin bir gereği. Yani her kesimden, her partiden bir temsilci gitmesi amaçlanmış. Tamam gitsin bence. De yine de sen de listeyle çıkmanda bir fayda var. Evet. Yani memlekete faydalı olacaksa evet, evet. Bu şekilde olmasını gerektiğini düşünüyorum ben. Evet sevgili Osman Köylüler sorularınız az bu sefer. Sorularınızı bekliyoruz. 2 dakikamız kalmış gerçi. Osman Köylüler bizi dinlemiyor mu yoksa? Tabii dinliyordur değil mi? Dinliyordur da mesajlar yazmıyor. Evet, evet, evet. Evet.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı muhtarım? Böyle unuttuğunuz, ya şunu da deseydim dememek için yayından sonra. Çünkü canlı yayındayız. Canlı yayında ben yani rakiplerime başarılar diliyorum. Hani. Evet. Biz de aynı şekilde evet. Bütün muhtar adaylarımıza. Yani demokratik yarışı bu. Evet. Bugün ben kazanırım, yarın sen kazanırsın. Evet. Evet. Yani birbirimize biz hakikaten bak köy yerlerinde hısım gibi, hasım gibi bakıyoruz biz. Ya aslında hısımız gerekiyor. Aslında hısımız, hısım ama oluyoruz. Hasım gibi bakıyoruz. Evet, 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 aynen. Yani yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Biz bu yarışa tabii, girdiysen. Tabii. Evet. İnşallah muhtarım yani, 31 Mart 2024 tarihinden sonra herkese hayırlı uğurlu. Kim seçilirse seçilsin, gerek muhtar, gerek belediye başkanı, gerek meclis üyeleri, vatana, millete, yaşadığı bölgeye hayırlı olmasın diliyoruz. Yani gerçekten hayırlı hani olsun. O toplum için çalışsın diliyoruz. Tabii seçilen muhakkak o toplum için çalışacaktır. Yan gelip yatmayacaktır. Yani ben bir şeyler yapmak, bir şeyler katmak, bir şeyleri yani başarmak için geliyorum diye çıkıyor zaten. Şimdi muhtarım 5 yıl yaptınız. Şimdi ikinci 5 yıl diyorsunuz. Avantajı nedir sizce? 5 yılın deneyimi var sizde. Ne gibi avantajlar sağlayacak size mesela? Bir rahatlık. Tecrübe. Tecrübe. Diyorsunuz. Daha böyle... Şimdi şöyle Hasan Bey, ben 45 yılımı Eskişehir'de geçirmiş bir insanım. Şimdi Nallıhan'a geldim. Peki nereden emeklisin efendim? Ondan ben seyircilerimi söyleyeyim. Köy hizmetlerinden. Eskişehir köy hizmetlerinden. Şu anda yok değil mi köy hizmetleri diye bir köy hizmetleri yok. İl onun yerine meclis üyeli, köy hizmetleri kapandı. İl genel meclis özel idareler açıldı. Evet. Özel idarelerde 7 yıl çalıştık. 7 yıl sonra onlar da lav edilince bize 9 aylığına şeye verilir. Farklı bir kurum. Eskiye. Sular İdaresi'ne. Evet. Ondan sonra da 3 yıl da şeyde çalıştım. Evet. Tarım İl Müdürlüğü'nde. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalıştınız ve emekli oldunuz. Kaç yıl hizmet? Oradan da emekli olduk. Kaç yıl 25. Hizmet? Maşallah 25 yıldır. Evet. 25 yıl hizmetimiz oldu devlete. Evet. Değerli takipçilerimiz, Adaylar Konuşuyor canlı yayın programımızın sonuna geldik. Bu canlı yayın 3. canlı yayınımız. Bu 3. canlı yayınımızda Osmanköy Mahallesi muhtar adayımız Emin Kutlu'ya nasip oldu. Demin de dediğim muhtarlarımıza açığız. Bir telefon etmeleri gerekirse akşam saatlerinde notumuzu alır. Biz herkese açığız diyoruz. Evet. Herkese biz iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar herkesin Miraç Kandili'ni tebrik ediyoruz. Bugün 1. yıl dönümünü yaşadığımız 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden depremzedelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Evet. Kalplerimiz onlarla diyoruz. Biz size hayırlı akşamlar diyoruz. Sağlıkla kalın, has haberde kalın diyoruz efendim. Size bir mesaj gönderirseniz. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.